Fethullah Gül'e kahpedir, haindir. Allah'a hizmet ediyoruz, Kur'an'a hizmet ediyoruz dedi. Evangelist, Hristiyan, Siyonist, Yahudi ittifakına hizmet etti. Fethullah Gül'e kahpesi de, adamları da, sevenleri de bir dini topluluk, bir tarikat, bir cemaat değiller. Hala onları sevenler de aramızda yaşıyor sevgili seyirciler. Bir suç ve istihbarat örgütü Fethullah Gülen kahpesi adamları, sevenleri. İstanbul'u şiddetli fırtına adeta vurdu. Şiddetli rüzgarlarda çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Görüntüler, ayrıntılar ve bilgiler haberimizde. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, fırtına mega kenti esir aldı. Çatı gitti havaya bir daha. Aa, şu önümüze gel. Akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar ve fırtına İstanbul'un farklı noktalarında etkisini gösterdi. Burası Bağcılar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden ikaz etmiş, bugün işaret etmişti. İstanbul'da şiddetli fırtına bekleniyordu. Akşam saatlerinde o şiddetli fırtına Bağcılar'da özellikle etkili oldu ve bir binanın çatısı uçtu karşı binaya, işte bu şekilde saplandı. Şu anda Kalaslar da binanın hemen balkonunda kaldı. Bir kişi de ağır yaralandı. Koştum geldim, ondan sonra baktım yani manzarayı gördüm. Yani baktım karşıdaki çatı komple balkona girmiş. Ama çok yani bayağı şiddetliymiş yani, hanımı diyor ki yani ben yani korktum yani, sanki bomba patladı gibi oldu diyor. Bir binanın çatısı karşı binadaki dairelerin camlarını kırarak içine girdi, bir kişi yaralandı. Seyir halindeki bir araçsa çatıdan uçan parçalardan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Burası da Gazi Osman Paşa. İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına Gazi Osman Paşa Küçükköy mahallesini savaş alanına çevirdi. Çok sayıda binanın çatısı uçtu. Uçan çatılar arabaların üzerine düştü ve araçlar kullanılamaz hale geldi. Şu dakika itibariyle bu çatılar belediye ekipleri tarafından vinçler yardımıyla kaldırılmaya çalışılıyor. Deprem oluyor zannettik. Dışarıya baktığımızda yüksek bir lodosun fırtınanın gerçekleştiğini, bu saniyede arabamın alarmının çaldığını hissettim. Camdan baktığımda çatıların arabamın üstüne düşüp bu şekilde zararını verdiğini gördüm. Fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi. Araçlar uçan çatının altında kaldı. Fırtına bir sürücü kursunun tabelasını yerinden söktü. Tabelanın otomobilin üzerine uçtuğu anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Esenler'de de benzer görüntüler vardı. Şiddetli fırtına nedeniyle iki farklı sokakta balkon çöktü. Otomobillerde hasar oluştu, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Şiddetli fırtına, Bayrampaşa, Bahçelievler, Sultan Gazi'de de etkili oldu. 15 Temmuz Köprüsü'nde rüzgar nedeniyle motosiklet sürücüleri köprüyü geçmekte zorlandı. Polis ekipleri ilerlemekte güçlük çeken motosiklet sürücülerine eşlik etti. Bir motosiklet sürücüsünün yardımına İETT otobüsü şoförü yetişti. Sürücüye eşlik ederek rüzgarı kesti.